tüketiciyle temasını çok daha büyük bir lezzetle destekleriz. Şükrü Bey, tabii biz de istiyoruz yerli oto olsun, yerli marka olsun sizin bahsettiğiniz gibi, ama şimdi biz dediğiniz gibi perakendeci, tırnak içerisinde deyim yerindeyse, birebir müşteriyle, Türk tüketicisiyle karşı karşıyasınız. Ne görüyorsunuz? Hangi algıyı alıyorsunuz onlardan? Yani oradaki, şimdi bunu inkar edemeyiz. Biz ithal oto seviyoruz. Yani hepimiz aman ithal olsun, işte yurt dışından olsun, nerede üretilmiş? Almanya'da. Aa, tamam, bu araba daha kalitelidir, daha sağlamdır diye düşünüyoruz. Doğru mu? Siz de birebir muhatap olduğunuz müşteriler de öyle mi? Yani yerli tüketici hazır mı bizim yerli markamıza, yerli otomuza? Şimdi bununla ilgili OYDER sürekli anketler yapıyor. Yerli markanın mevcudiyetinde o markayı satın alma arzusunda olan oransal olarak çok yüksek bir montan var. Ama tabii bu, yani var böyle bir kitle, tartışılmaz. Var. Tartışılmaz ama tüketicinin talebi olan segmentle üretilecek segment, bunun Avrupa ya da Amerika'dan ya da uzak dağdan ithal edilecekleri rekabet şansı nedir? Bunlar çok iyi ölçümlenmesi gerekir. Şunu net söyleyebiliyorum. 60 yıllık otomotiv tarihinde ilk defa bir otomotivin anayasası kağıda döküldü, yazıldı. Onun hemen akabinde vergi sistemleriyle beraber otomotivin ileriye gitmesini amacı teşvikler başlatıldı. Sadece otomotive değil, Türkiye'deki bütün bölgelere dayalı. Şimdi burada artık iş uluslararası yatırımcının ya da yerli sanayicinin karar vermesi. Şimdi Türkiye'ye bakıyorsunuz, dünyanın en yüksek vergi sistemiyle yüzleşmiş bir otomotiv sektörü var. Kızabilir misiniz? Tartışılır. Yani %70'inin ithal olduğu bir yerde, mazotun, dizelin ithal olduğu bir ülkede ithalat ne kadar artarsa demek ki devlet vergi sistemini ona göre yükseltiyor. Fakat buradaki sıkıntı da verginin tabana yayılmamış olması. O zaten genel bir soru. Verginin bütün sektörlere dengeli, eşit ve adaletli dağıtılsa biz otomotiv sektörünün üzerine bu kadar yük olmayacağını, olmadığı müddetçe iç pazarın artacağını, iç pazar dinamikleri yükseldiğinde de uluslararası ya da yerli sanayicinin bu işe gönül vereceğine inanan birisi. Şimdi Şükrü Bey, güzel bir noktaya değindiniz, o vergi hikayesini. Şimdi eğer internet sitelerine girerseniz bu otomotiv satıcılarının, firmalarının, orada mesela vergi öncesi fiyat da yazar. Sanki böyle tüketiciyi gözüne sokar gibi. Evet. Ama o zaman hemen şikayet ortaya çıkıyor. Ya işte bak ne kadar çok vergi geliyor diye. Değil mi? Bu da orada enteresan bir noktaya parmak basıyorsunuz o fiyat listelerinde. Yani 2000 motorun üzerindeki bir araçta %110 vergi alınıyor alması dünyadaki hiçbir sektörde literatür olarak geçmiyor. Tekit edilebilir mi? Hayır. Yani bu %110 oldu da o segmentte düştü mü satış oranları? Hayır, düşmedi. Yine devam ediyor. Yani belirli bir kitle, belirli bir zümre yine bunu alıyor ama iş tüketim dinamiklerini harekete geçirmeden onu harekete geçireceksiniz ki şu anda ülke faiz oranları düşüyor nedeniyle çok avantajlı bir döneme geliyor. Bugün öğreniyorum ki tüketici güven endeksi %101'in üzerine çıkmış. Yani iyimserlik sınırının üzerine çıkmış. Dolayısıyla bu tip avantajlar eğer devlet tarafından vergi sisteminde de desteklenirse ben hem yurt içinden hem yurt dışından oranı ne olursa olsun, tanımı ne olursa olsun yerlileşme oranı yükseltilmiş, Ar-Ge'si ve inovasyonu bize ait yeni ürün ve markaların çıkacağını. Çıkacağız. Yani Şükrü Bey, burada hani konuşuyoruz iki dost gibi, öyle söyleyeyim. Farkındayım, bizi kimse izlemiyor zaten. Bizi kimse izlemiyor, böyle karşılıklı konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani bu Güney Kore'den, işte Asya'dan, Çin'den ya da Hindistan'dan çok hiç adını duymadığımız markalar geliyor Türkiye'ye, satıyor araçlarını. Yani az satıyorlar, çok satıyorlar ama gelip satabiliyorlar. Yani aslında biz Türk olarak da istiyor insan, yani bir yerli otomuz olsun, satılsın. Neyse, bu konuya belki zaman kalırsa yine döneriz. Memnuniyetle. Şimdi piyasayı bir de konuşalım. Geçen seneye göre bu sene daha mı iyi? İlk 4-5 ay nasıl gidiyor otomotiv sektörü? Faiz, düşen faizin etkisini hissediyor mu piyasa? Rakamlarla da belki destekleyebiliriz. Tabii. Şimdi 2011 yılı Cumhuriyet tarihinin rekor yılıydı. 866 bin araç, toplamda ağır vasıta dahil 911 binlik bir araç şeyi. Geçen sene Türkiye'nin büyüme hızı düştü. Türkiye'deki ticari vasıta satışları düştü. Evet. Dolayısıyla buna bağlı olarak da Türkiye'de toplam pazar %10 geriledi. Bunun bir tehlikesi var.
Türkiye'deki sanayinin genel yoğunluğu ticari vasıta olduğu için sanayideki büyüme hızının düşmesi doğal olarak otomotiv sektörüne ve bizim sanayimize zarar veriyor. Hı hı. Bu seneye bakıyorum ilk 4 ayda yine maalesef ticari vasıta üretim ve satışında %1.4 küçülme varken otomobilde %17'lik büyüme, toplamda %14'lük bir büyüme var. Yani yıl sonuna doğru umarım ticari vasıtada küçülme olmadan tam tersi büyüme olarak, ki bunun üzerinde de vergi sistemlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Ticari de vergi şu an avantajlı mı, yoksa tabii, avantaj kaldırıldı mı? Otomobile göre avantajlı, ancak geçen sene vergi oranları yükseltildiği için ticaride doğal olarak vergisini yükseltiyorsunuz, ama sanayiniz küçülüyorsa ticari araçları bir doğal olarak azalıyor ya da beklemeye geçiyor. Güzel olan şu, faiz oranları düşüyor. Ama buradan bankacı dostlarımıza sesleniyorum. Düşen faizleri aynı nispette işin ticari faizine ve otomobil faizine de sirayet ettirmeleri. O çok tartışılıyor Şükrü Bey. Yani işte düşen faizleri yansıtıyorlar, yansıtmıyorlar, ki Sayın Çağlayan Ekonomi Bakanımız da hep bankalara çağrıda bulunur bu konuda. Merkez Bankası faizi indiriyor, bankalar da bunu kredilere yansıtsın diye söyler. Özellikle tabii hükümetin hedefi ihracat ve üretime dayalı kredilerin faizlerinin düşmesi. Belki sizin o bahsettiğiniz tüketici tarafındasınız. Onu da biraz onu icra etmeye çalıştım. Yani bir ülke insanı olarak güçlü bir bankacılığı olmazsa olmaz olduğuna inanıyorum. Bankalarımız %100 para kazanmalı. Ama sektörüme de ısrarla söylediğim bir şey, ülkede karlar ve riskler kendi içerisinde belirli bir dengede olmalı. Dolayısıyla evet kazanın, ama ticaretin ve sanayinin ve hizmet sektörünün yaşaması için onlara da çok yoğun destek verin diyorum. Sene sonunda nasıl bir hedefiniz var? 750-800 bin civarında mı bir satış bekliyoruz toplam pazar açısından? Sanıyorum 800 bin üzerine çıkar. Geçen seneye göre daha iyi. Daha yüksek olacaktır. Ben 2011-2012 arasında bir yer tutacağını düşünüyorum. Tüm iyimser bakış açımla söylüyorum. Umarım çevremizde bir şey olmaz. Umarım kendi işimizde bir şey olmaz. Umarız jeopolitik ve politik riskler her zaman vardır. Kenarda bırakılır. Tabii. Ama o da bu Türkiye'nin ve bulunduğu coğrafyanın maalesef bir gerçeği. Yavaş yavaş sonlandıracağız ama şunu da soracağım. Volkswagen'in Türkiye'ye bir yatırımından söz ediliyor, ya da olası bir yatırımından diyelim. Nasıl karşılarsınız bunu? Bir büyük dev, işte diyoruz ya Almanlar, Türkiye'ye gelirse, Türkiye'de üretim yaparsa istihdam açısından sanıyorum önemli bir katkıda bulunur. Bakın. Biraz evvel siz de söylediniz, 54 tane marka var ülkemizde. 54 tane marka var. 54 tane distribütör var. Fakat bu 54 tanenin baştaki ilk 3 tanesi, geçen sene itibariyle söylüyorum, toplam pazarın %45'i. Ve bu 3 tanesinin ortak özelliği de Türkiye'de aynı zamanda üretim yapıyor olması. Yani Türkiye'de üretim yaptığınız bir ürününüz varsa, inanın Türk halkı diğer ürününüzü de yerliymişçesine alıyor. Bir sahiplenme duygusunda. Volkswagen de çok takdire şayan bir şekilde hem dünya politikasıyla hem de Türkiye'deki politikasıyla bu sene zirveye oynuyor. Evet. Şimdi kim istemez ki bu kadar zirveye oynayan bir markanın Türkiye'de aynı zamanda bir yatırımcı olmasını. Çünkü diğer üç örnek pazarın diğer liderleri eğer üretim yapıyorsa, halkın da buna bir teveccühü varsa, inşallah Volkswagen'de Türkiye'de üretim yapar ve bu teveccühe o da nail olur. Peki, çok teşekkür ediyorum ben. Şükrü Bey, bir kez daha tekrarlayalım. Otomotiv Kongresi'nin 5.'si 22 Mayıs'ta efendim. Nerede düzenlenecek? Hilton'da. Evet. İstanbul'da düzenlenecek. Evet. Ağzınıza sağlık diyelim. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.